Herkese merhaba dostlar. Müthiş bir video ile karşınızdayız. Neresi müthiş? Birazdan anlatacağız tek tek ama öncelikle bir konuğum var. Küçük çoban Aden. Yani benim kızım. Bugün çoban sohbetlerinde konuğum. Geçen gün doğumu gerçekleşen kuzunun ismini açıklayacağız. Bu bir. Biraz sohbet edeceğiz videonun akışında bu iki. Ama en önemlisi bir projemiz var. Sizin için de Aden için de sürpriz. Aden'in de haberi yok bundan. Aden'le birlikte Aden'in de içinde olduğu iz bırakacak bir projemiz var. Yakında o proje ile ilgili bir şeyler anlatacağız. Merak A ettin A mi? <laughs> Videoya başlamadan önce ilk önce like atıp abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız da teşekkür ederiz. Önce koyunları açalım. Kuzumuzu görelim. Kuzumuzun ismini açıklayalım. Ve işte Beyzademiz. Yanlış duymadınız. Üç günlük kuzumuz. Ve ismi Beyzade. En çok gelen, en çok oy olan size sormuştuk. En çok oy Beyzade'ye geldi. O yüzden kendisi de Beyzade oldu. Kuzunun adı Beyzade oldu. Hoşuna gitti mi? Hı hı. Peki bir şey soracağım. Beyzade ne demek biliyor musun? Ne demek? Beyzade. iki ayrı Kelimenin birleşmesinden oluşuyor. Ee, bey, bey demek. Zade de oğlu demek. Beyzade, bey oğlu. Soylu kişi manasına geliyor. Evet, ismi Beyzade. Yorumlarınızı ha. bekleriz Beyzade ismine. Benim çok hoşuma gitti. Peki günlerin nasıl gidiyor? Güzel. Uzun zamandır video çekmemiştik seninle. Hı hı. Aslında çekiyorduk ama. Bir kere çekmiştik hatırlıyor musun Tam canlı yayın vardı. Canlı yayın yaptık geçen hafta seninle. Çok keyifliydi benim için. Çok teşekkür ederim sana. Yani çocuklarının bile keyif alacağı bir video olmuş. Çocukların da yetişkinlerin de keyif alacağı hem öğretici bazı kelimeler öğrenmiştik. Ara sıra böyle sürpriz Baba, canlı yayınlarımız bir konumuz, oluyor. Baba e, bugün benzerliklerimiz olsun mu? Olsun bebeğim. Bu videoda benzerliklerimizi mi konuşalım? Hı hı sürprizi e, projeyi sona mı aktar merak etmiyor musun? Senin de haberin yok çünkü merak yok projeden. Merak ediyorum. Tamam o zaman birazcık benzerliklerimizden konuşalım ondan sonra da o muhteşem ses getirecek, iz bırakacak, ses getirecek demeyeyim. Gerçekten iz bırakacak bir şey yapacağız. Belki okullarda ders olarak bile okutulabilir bir şey yapacağız. Resim mi çizeceğiz? Hayır. Bir projemiz var. Anlatırsam şimdi bütün şeyi kaçar. Biraz da gizli kalmak zorunda. Çünkü başkaları bizden önce bunu duyup yapmaması gerekiyor. Hadi benzerliklerimizden konuşalım. Şöyle yapalım. Ee, bizim bazı benzerliklerimiz var değil mi? Sen ayakta durabilirsin bu arada istersen. Ben seninle aynı hizada olabilmek için çöktüm. Ben size atırsam? Olur çok sevinirim. Oturmak istiyorum. Böyle iyi mi? İyi. Tamam. Aden'le bizim... DNA testine adeta gerek kalmayacak yani babalık testi yapmamıza hiç gerek kalmayacak benzerliklerimiz var hani soy çeker e, neyi kokuyordu gibi <laughs> e, benden adene geçmiş ve birbirimizin neredeyse tıpatıp aynısı bazı özelliklerimiz var bunlar da e, çoğu büyük oranda şaşırtıcı şeylere de sahip e, o bakımdan. Yani az kişide olan şeyler bile var. Evet, çok az insanda olan bazı özellikler ikimizde birden var. Hı hı. Mesela, az önce söyledim bir tanesini. İkimiz de limona bayılırız. Evet, şimdi... Kütür kütür limon yiyen bir babanın, kütür kütür limon yiyen bir kızı. Hani bu benim ailemde de yoktu. Eski eşimin ailesinde de yoktu. Ee, böyle bir şey şeye... Hani, Arka arkaya iki nesilde denk gelmiş olması, bu özelliği benden almış olması. Ekşi seviyoruz değil mi? <laughs> bu mesela benim için çok ayırt edici bir özellik. Başka neyimiz var? İkimiz de empatiyiz. Empatik. empatik. <laughs> Nedir empati? Empati başkasının duygusunu ister her hmm, Peki. Bu konuyu peki konuşmuştuk <laughs> bu arada geçen gün. Empatinin ne olduğunu ben anlattım. Bu videodan önce hazırlanılmış değil. Bu yaklaşık 10-15 gün öncenin sohbeti. Aden şöyle anlatmıştı bana. Hatırlıyor musun nasıl anlattığını? Nasıl? Baba ben başka insanların ya da başka hayvanların çektiği acıyı hissedebiliyorum demişti. Uh hı. -huh. Nasıl hissediyorsun? Mesela bir hayvanın bacağında acı varsa, sekiyorsa, topallıyorsa sen nerede hissediyorsun bu acıyı? Aynı yerde. Aynı yerde. hı. Uh -huh. Ben aynı yerde hissetmiyorum mesela. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Aynı şeyi hissedebiliyorum ama... ...ben e, daha çok buramda hissediyorum. Kalbinde mi? Kalbimde, ciğerimde, göğsümde, göğüs kafesimde. Yani ayağı acıyorsa benim ayağım acımıyor. Benim buramda bir şey yanıyor. O duyguya bir isim veremiyorum ben. Ama benim buram yanıyor. Bu mesela bir insanı çok özlediğin zaman da... ...aynısı oluyor. Onu çok bir, görmek istedim. Bir şey daha evet. bir, bir de şey var. İkimiz empatiyiz. Sempatiye bir sonraki de geliriz. Empatiyiz diyorsun yani önce Aa, değil mi? Hı. Başkalarının duygularını hissedebiliyoruz. Evet. Ee, bu aslında biraz daha anlatmam gerekirse e, başkalarının yerine kendimizi koyarak düşünebiliyoruz. Hı hı. Empati aslında bu. Yani biri üzgünse biz de kendimizi onun yerine koyup onunla birlikte üzülebiliyoruz. Ha, o yüzden babam e, üzülmemek için dışarıdan stres getirmek yasaktır yazmış Bu nereden geldi aklına ya? Evet bir tabela var burada dışarıdan stres getirmek ba yasaktır diye. Baba. Efendim canım. Bir de şey ikimizin müzik kulağı çok iyi. Kesinlikle katılıyorum. İkimiz de yumurtaya bayılıyoruz. O ikimiz de yumurtaya bayılıyoruz. Başka? Ama ben şu bir de şey var ama bir farklılık. Nedir? Ben Malahya'yı çok seviyorum sen nefret ediyorsun. Evet Malahya Kıbrıs'ta bir ot türü arkadaşlar. Ispanak türü. Ispanak ya ıspanağa ben bayılırım ama Malahya'nın çok yoğun bir aroması var beni rahatsız ediyor. Ben sevemiyorum o konu biraz annene çekmişsin o konuda. Annen de molayı çok sever. Hı -hı. Kıbrıslılar genellikle sever molayı. Ben de biraz Kıbrıslıyım. Biraz Kıbrıslısın değil mi? Kıbrıs, Peki. Kıbrıs Türkçesi mi? Kıbrıs Türkçesi biliyorsun. Bir tane, ke... birkaç kelime söyle bakayım Kıbrıs Türkçesinden. Etçik. Etçik. Etin Kıbrısçası mı? Hı hı. Kıbrısça değil, Kıbrıs Türkçesi. Kıbrıs Türkçesi. Peki, e, atın Kıbrıs Türkçesi ne? At. Hayır, onlar atçık diyorlar. Aa. Naban diyorlar. Ne haber değil. Bir şey var. I, mesela eve gittin mi derken eve gittin mi evet. Yani. Mi'yi soru eki olan mi'yi kullanmıyorlar. Eve gittin mi diyoruz ya biz. Onlar da mesela eve gittin. İşi hallettin. Değil mi? Hı hı. Onlar biraz farklı. Bu çöp buraya dökülür. Bravo. <laughs> sen nereden biliyorsun oğlum hiç? Kıbrıslı şeyin var mı Kıbrıs'la bağlı? Gitmişliği. Ben biliyorum da yani sen konuş diye söylüyorum. <laughs> var biraz Kıbrıs'a gitmişliğin herhalde. Peki ben aslında bir özellik daha söyleyeceğim. Bak bu çok az bilinir. Ama e, inanılmaz bir genetik bilgisidir arkadaşlar. Ne? ne biliyor musun? Ne? Bak benim çenem çukur. Benimki de çukur. Neden biliyor musun? Evet. Bak parmağını koy buraya, buraya bana 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 bana. bana. Evet. Evet. Hissediyor evet. Mu çukuru? Evet. Senin de çukurum burada. Evet. Peki neden çukur biliyor musun İkimizin evet. de çenesi? Evet. Çünkü çukur çene baskın gendir arkadaşlar. Yani çukur çeneli bir baba, çukur çeneli bir evlat sonucu doğurur. Yüzde 99.9. Ee, benim babam da çukur çeneliydi, annem değildi mesela ama çukur çeneli olarak devam ettik. O da de aynı şekilde sirayet etti. Ablalarım da aynı şekilde çukur çeneye sahip. O yüzden DNA testi yapmamıza gerek yok. Bence başka bir ortak özelliğimiz var mı? İkimiz de çok zekiyiz. <gülüyor> ne gülüyorsun arkadaşım? Çocuk zeki izliyorsa zekiyiz. Ne, ne, ne gibi zeki belirtilerimiz ne? Ne yapıyoruz? Nasıl zeki olduğumuz kanaatine nereden vardın? Hmm. Zeki değiliz. Yani bence çok zekiyiz de. Ee, mesela matematikte çok iyiyim. Bravo. Mat <laughs> ben matematikte çok iyiyimdir. Seni de o yolda gittiğini görüyorum. Sadece matematik zeka göstergesi midir? Zekanın bir kısmıdır ama onun dışında ikimiz de aynı zamanda çok sosyaliz. Ama babam benim daha zeki olduğumu söylüyor. Çünkü o Almanca öğrenemiyor, ben öğreniyorum. Aden, e, gerçekten bu benim evladım olduğu için değil, objektif fikrim. Aden'in benden daha zeki olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok daha çeşitli yetenekleri var bana nazaran. E, bendeki özellikleri Mesela, almış. Mesela Anholy'nin ne demek olduğunu biliyorum ama babam bilmiyor. Sadece o değil tabii de. Yani ee, dile şimdi, yatkınlığı Anholy, var. Anholy e, tutkusuz olmayan demekmiş. Tutkusuz olmayan? Hı hı. Sen biliyor muydun? Olur de işte bilmiyormuş. Ne? Olur işte de bilmiyormuş. Olrich. Evet, onun adını söylemiyoruz. Olrich diyoruz videolarda. Neden? İsmini söylemek istemediği için. Tanınmak istemediği için. Yani bir kere canlı yayında Olrich yazıyor. O kişi bu. Evet, o kişi Olrich. <laughs> İsmi de söylemiyor. Teşekkür ederim <laughs> bebeğim. Çok tatlısın. Ee, senin neden daha zeki olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Ben senin daha geniş yelpazeye sahip yeteneklerin geniş olduğunu düşünüyorum. Geniş yelpaze düşün. ne demek? Geniş yelpaze. Yelpazeyi biliyor musun hani böyle böyle sallanıyor. Ee? Geniş yelpaze de açılmış böyle daha fazla miktarda açık ha, anladım. hali. Anladım. anladım. Yani daha zeki olduğunu düşünüyorsun. Evet. Yani yeteneklerin biraz daha fazla bence. Dil öğrenebiliyorsun, çok kolay müzik öğrenebiliyorsun, çok kolay adapte oluyorsun içinde bulunduğun ortama. Baba. Ki bence zekanın en büyük göstergesi, değişen şart, zaman ve mekanlara adapte olma hızıdır. Senin bu özelliğinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Baba. O yüzden benden Baba. daha zeki olduğunu Baba. Düşünüyorum. İkimizin de müzik kulağı çok iyi demiştin. Hı hı. Müzik kulağından kastın ne? Ne anlıyorsun müzik kulağı deyince? İkimiz de müzikle iyi izlemeyi. Ee, şarkıları çok kolay ezberliyoruz. Ritim duygumuz çok yüksek. Hemen hangi şarkının hangi müzik olduğunu anlayabiliyoruz. Müziğin hangi enstrümanla çalındığını anlayabiliyoruz. Babam benim tam sınır yaşında bunu keşfetmiş. Bir bilgisayarı varmış. Bir tuşa bastığımda ona göre bunu yapıyormuş. <laughs> 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 Sıfır yaşında değil. Altı aylıktı. Bir tane oyuncak laptopu vardı. Laptopta işte düğmelere basınca çeşitli sesler çıkartıyor. E, altı aylık bir bebekten beklenmeyecek bir şekilde bir düğmenin e, güzel bir şarkı çaldığını keşfetti. O düğmeye basıyordu. Emekliyor ha yani emekleme bile yeni başlamış yani. Şey koltuğun üstünde. Basıyordu. Başlıyordu poposunu sallayarak dans etmeye. Şimdi birinci de dedik ki ne oluyor? Bitti. Yani 10 saniye falan sürüyor. Tekrar bastı tekrar. Tekrar basıyor tekrar. Aha dedim babasının kızı müzik kulağıyla ritim duygusuyla bir bebek büyüyor. Orada keşfetmiştim evet senin müzik kulağının gelişkin olduğunu. Evet. Başka son bir tane daha söyleyelim hadi. Sen az önce dedin ki ikimiz de sempatiyiz. Hı hı. Sempati ne? Sevimli olan kişiye deniyor. Ama o konuda ben seninle yarışamam ya. Nasıl? Sen çok sevimlisin. Bekes. Sen daha sevimlisin. Allah Allah. Hı hı. Hayır bence sen daha sevimlisin. Sen daha sevimlisin. Sen daha güzelsin. Sen daha sevimlisin. Güzel. Torpil seviyorum, seziyorum burada. <laughs> yani bana galiba torpil yapıyor. Ama ben Yok, o birbirinize torpil. Yok vallahi ya benden. Torpil demek? Evet. Torpil demek hadi torpili açıkla bakalım Oğuz. Torpil böyle jest yapmak. Ee, hoşa gidecek ses söylemek. Diğerler diğer insanlara nazaran o insana biraz daha farklı özel davranmak. Normalden biraz daha fazla söz. Ne neyle konuşuyorduk onu unuttum. Şimdi. Sempatiyle konuşuyorduk. Hayır o değil ondan sonraki. şey demiştin ya. Torpil. Heh. Torpil geçmek. İltimas da denir buna. Evet. Canım. Peki. Hmm. Ayağım çok uyuştu. Evet. Ee, niye benim daha güzel olduğumu düşünüyorsun? Bence sen daha güzelsin. Ya şimdi ikimizin de görüntüleri ortada. Yani şöyle yapalım bu soruya. Yorumlara. yorumlara sopayı çek. O güzel yüzünü de görsünler. Sopayı yana yatır. Ha. E, yorumlara yazın kim daha tatlı. Kim daha tatlı? Kim daha güzel de yazsınlar mı? <laughs> Herkes yazsın. ha. He. Yazmayanı görürsem valla valla kampa gelince onu kampa alma. Başka karakter. Harbiden ha. Tam bir akrep burcu. <laughs> ya yorum yazmıyor olursa kampı almam diyor. Kampa almayalım demeyelim de. Ee, Kampa üzülürüm değil. de. Yani yazmazsanız. Hatırım kalır de. Hatırım kalır ne demek? Ben kendi kendime kaşımda. <laughs> Hatırım kalır. Yani <laughs> e, biraz size bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. onu da söyleyeyim. Biraz size gücenirim. Gönül koyarım demek. Gönül koyarım ne demek? E, birazcık evet küsmek gibi aslında Esir küsmek değil de hafifi. hafifi evet o yüzden Adem size gönül koymasın diye yorum yazmayı esirgemeyin evet projeden bahsedeyim esirgeme, mi evet. esirgeme sakınma koruma ee, ve mahrum bırakma kalk kalk ayağım çok kötü oldu Oo, tut elimden tut çobanın değneği ne işe yarıyor adlı ayağım çok fena uyuştu. Yok gibi bir şey. Ah. Evet son konu. Bir sürpriz bir proje. Yakında seninle birlikte Aden'in de içinde bulunduğu bir projeye imza atacağız. Bu bir video olacak. Video değil video. Video. Ee, ama alışına gelmiş bu videolardan değil. Aklında tut. Cevap vereceğim. Biraz daha farklı bir konseptle belgesel tadında hatta belgesel diyebileceğimiz çok özel bir video ile biraz böyle sanat tarafını da konuşturarak biraz belki e, sosyoloji tarafını da konuşturarak bir belgesel hazırlama niyetimiz var. E, burada Aden de bana eşlik edecek umarım. Baba. Dinliyorum. Ee, şey video ee, İngilizce'den mi Türkçe geldi? Evet. Ah. Peki sana bir soru. Biliyor musun belgesel ne demek? Evet. Biz seninle izliyor muyuz belgesel? Evet. Hoşlanıyor musun belgesel izlemekten? Evet. Belgesel bilgi ve belge içeren Bilgi ve belge mi? Evet. Biraz böyle belge insanları izleyenleri belge ee, bilgilerin bulunduğu kağıt demek o, tamam ya da işte ee, kağıt sadece kağıt olmak zorunda değil hard copy ya da soft copy şeyler olabilir tamam. dijital şeyler de olabilir. <laughs> dijital olarak mesela biz bir belgesel hazırlayacağız seninle <laughs> ve insanlara. Belgesel mi çekeceğiz? Evet belgesel çekeceğiz ikimiz. Ya, keşke Hatta sen... bir kişi daha olacak. O sürpriz. O sürpriz belgesel tadında çok özel bir projemiz olacak. Belki ses de getirebilir. Çünkü daha önce yapılmış bir belgesel değil. Bence ihtiyacın da olduğu bir alanda, bir konuda özel bir belgeselimiz olacak. Ben adeni belgesellerle tanıştırdım yakın zamanda. Gece yatarken bazen Discovery Science'da belgeseller izliyoruz. Hoşlanıyor Belgeselle musun? Belgeselle çalışmaya gerek yok çünkü ben belgeseli biliyorum. Biliyorsun. Peki hoşlanıyor musun belgesel izlemekten? Ne katıyor sana? Bilgi. Bilgi. Öğreniyorsun. <laughs> ya sen ne tatlısın. <laughs> belgesel izlemeye devam. Bu gece de izleyeceğiz mi? Hı hı. Tamam. Özellikle Discovery Science'da izletiyorum arkadaşlar. Biraz devreleri yakıyoruz ama. Tamam mıyız? Belgeselci Kapatalım. mi olacağım? Belgeselci olmayacağız ama bir tane deneyeceğiz öyle. Belki. Ben insanların hoşlanacağını düşünüyorum. Dostlar, Küçük Çoban'la birlikte keyifli bir video oluşturmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıya da mümkünse yorum yazmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki Çoban Sohbetleri bölümünde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kodanın adı Çoban Sohbetleri. Bu e, serinin adı Çoban Sohbetleri. Bu kaçıncı bölümü? Bu kaçıncı bölümü saymadım ki. Kaçıncı bölüm olmuştur? 10. 10 olmuş mudur? Peki bu da bir belgesel niteliğinde mi? yani aslında bu da belgesel niteliğinde sayılabilir değil mi Adem? Hı <laughs> hı. Çünkü bir şeyler öğrettik. Bir şeyler öğrettik. Anlatmaya çalıştık. Bir şeyleri gösterdik. Ben e, tutmama gerek yok Şimdi sopa tutuyor. Ona mı taktın onu? He bak. Hem de çek... şu kısmına taktım ki düşmesin. Ha orada budak var çünkü yani ona budak taktım. Budak ne? Budak ne demek? Bu ağacın kenarından çıkan şu parça.